Bean Crypto Türkiye YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Bean Crypto Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu. Kripto Mercek programı bu hafta 6 Haziran 2022 tarihini gösterdiğiyle başladığımız bu hafta yeşil grafiklerle ve global piyasada da risk iştahının yüksek olduğu fiyatlamalarla başlıyor. Pozitif başlıyoruz. Pozitif kalmayı da umut ettiğimiz bir haftaya giriş yapıyoruz. Terminal ekranımı paylaşarak başlamak istiyorum. Terminal ekranında neyi göreceğiz? Aslında yeşil grafiklerin hakim olduğunu göreceğiz ki hafta başlangıcında zaten aslında Asya seansıyla beraber yukarı yönde pozitif etkilerini geldiğini görmüştük. Asya seansında başlamasının sebebi ise aslında küresel piyasaya da şu anda yönün Asya seansından gelen aslında Çin'den dolayı kapatmaların sona ermesiyle beraber ve pozitif verilerle beraber yukarı yönlü bir eğilim olduğunu görüyoruz. Cuma günü kapanan negatif kapanışa rağmen haftaya pozitif başlayan bir piyasalarla karşı karşıyayız. An itibariyle tabii ki de Bitcoin de bundan pozitif etkilendi. Bitcoin'in 31.200 dolar seviyesine yakınsadığını, %4'lük bir prim elde ettiğini görüyoruz. Ethereum ise %4'lük yükselişine rağmen 2000 dolar seviyesinin aşağısında kaldığını, hatta 1950 olarak belirlediğimiz kritik seviyesinin de aşağısında kaldığını görüyoruz. Cardano ise %4'lük yükselişi %10'a çevirerek %0,62 dolar seviyesine ulaşmış durumda. Solana ise %8'lik yükselmeyle beraber 40 dolar seviyesinde. Avax'da ise %8'lik yükselmeyle beraber 27 dolar seviyesine yakınsadığını görüyoruz. Altcoin'lerin hemen hemen hepsinde de aslında baktığımızda yeşil grafiklerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Peki piyasalar nasıl kapanmıştı? Piyasalar aslında geçtiğimiz cuma günü satıcılı bir biçimde kapatmıştık. Nedeni ise beklenenden yüksek gelen tarım dışı istihdam verisiydi. Beklenen oran aslında 318 bin seviyesinde olmasına rağmen açıklanan veri 390 bin dolar 390 bin seviyesinde geldi. Aslında daha önceki geçtiğimiz haftaki kripto mercek yayınlarında da istihdam piyasasının yükselmesi ve aslında açıklanan açık iş ilanı sayısının da azalmasından dolayı bu verinin öncü göstergelerini almıştık. Bu veri neyi ifade ediyordu? Tarım dışı istihdam güçlü oldukça, yani istihdam piyasası güçlü oldukça bu enflasyonu yukarı yönlü hareketlenecek sıcak bir piyasa işareti verdiği için Fed'in sıkılaştırma eğilimindeki elindeki aslında silahları güçlendirebilir ve Fed aslında daha şahin bakış açısıyla piyasaya yön verebilir gibi bir fiyatlama nedeniyle beraber Nasdaq endeksinde %2,47'lere, S&P'de 1,70'lere, Dow Jones'da %1'lere kadar oranlarında bir geri çekilme yaşadığımız gün oldu ki Borsa İstanbul'da bundan yine aslında korele bir biçimde hareket ettiğini gördük. Keza Avrupa piyasalarında da aslında satış baskısının olduğunu görmüştük. Bugün tam tersi pozitif ivmelenmeyle başlıyoruz. Asya tarafında da aslında pozitif grafikler var. Hem ABD vadeli endekslerine baktığımızda da 0,50 civarında bir yükseliş vadeli piyasasının işaretini de görüyoruz. Yani risk on modunda alış yönünde piyasaların bugün güne başlayacağını söylemek mümkün. Ama bugün oldukça önemli bir haftaya başlıyoruz aynı zamanda. Nasıl bir hafta? Öncelikle Türkiye'den başlamamız gerekirse Cuma günü aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu habere göre bugün aslında bir kabine toplantısı var ve kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı 3600 ek gösterge hakları hakkında bir açıklama yapacak ki bu da aslında 5 milyon memurun da aslında aldığı maaşları etkileyen önemli bir veri olacak. Ve Salı ve Çarşamba günü aslında ABD Hazine Bakanı Yellen'ın komite önünde yapacağı bazı sunumlar var. Bunlar hem ABD bütçesine dair sunumlar olacak hem de ABD enflasyon verisine ve bu enflasyon nasıl yönetileceğine dair önemli sunumlar olacak. Dolayısıyla buradan gelecek aslında outputlar ve komiteden gelecek haberler oldukça önemli ve piyasaya yön verecek. Çarşamba günü aslında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'yi ziyaret edecek. Halihazırda baktığımızda Türkiye'de aslında yaz aylarında gerçekten turizmin bir miktar yukarı yönlü hareketiyle beraber rezervlerde pozitif beklenti, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde pozitif beklentinin hakim olduğunu söylemek mümkün. Perşembe günü ise aslında gerçekten ECB için ve Avrupa bölgesi için oldukça önemli olacak. 9 Haziran'da Avrupa Merkez Bankası toplanıyor ve aslında kesinlikle beklenen şey bir artık bilanço azaltımına gitmesi ve faiz kararlarının açıklaması olacak. Baktığımız zaman da Cuma gününde en önemli veri aslında ABD tarafından Mayıs ayı enflasyon verisi gelecek. Daha öncesinde 8,5'lara kadar ulaşan 40 yılın zirvesini gören enflasyon verisi zirve seviyesi miydi? Yoksa o zirve seviyeden geri çekilme başladı mı? Bir soğuma başladı mı? Fed'in attığı adımlarla beraber yoksa enflasyon yeniden yükselişe geçiyor mu? Buna dair aslında önemli veriler gelecek.
Beklenti şu anda ABD enflasyon verisinde %8,2'lik bir beklentiyle beraber aslında geri çekilen, yani Nisan ayına göre de bir miktar daha pozitif olarak geri çekilen bir enflasyon verisinin beklentisi içerisinde. Ama bir önümüzdeki ay bu şekilde gitmeyebilir bu. Çünkü biz bu ayını gördük. 120 dolar seviyesine ulaşan Brent petrolü ve WTI ham petrolün onsunu gördük. Dolayısıyla bu ay aslında bir miktar geri çekilme bekleniyor. Bu da FOMC'ye kadar gidecek olan süreçte aslında piyasalara pozitif bir alan tanıyabilir, risk iştahının yüksek olmasıyla beraber. Dolayısıyla veriler önemli. Bu hafta pozitif başlıyoruz, pozitif kalmak istiyoruz ama bu veri akışları oldukça önemli olacak dedikten sonra petrol demişken hem petrolü hem de dolar endeksinin haftaya nasıl başladığımıza bakalım. Dolar endeksi 120 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı ama Venezuela'dan aslında Avrupa'ya ihraç edilecek olan petrol de aslında ABD tarafından gelen olumlu sinyalin etkisiyle beraber 121'den geri döndüğünü, şu anda WTI ham petrolün 119 dolar seviyesinde kaldığını görüyoruz. Dolar endeksi ise 102 seviyesiyle aslında haftaya başlıyor. Biz daha öncesinde ne görmüştük? Aslında 101 seviyesi ne kadar geri çekildiğini ve 100 seviyesinin aşağısına inmediğini görmüştük. Tepe noktasını ise 105 seviyesine yaşamıştık. Dolayısıyla bu hafta yine gelen verilerin etkisiyle 103 ve 101 bandı arasında devam edecek bir dolar endeksi görebilir. Dolar endeksinin yükselmesi riskli varlıkları negatif etkiliyor. Doların yükselmesi piyasalardan dolara dönüşü ve aslında dolar olarak kalışı ifade ediyor bizlere. Bu hafta ECB haftası dedik. Dolayısıyla Euro dolar paritesi de oldukça önemli olacak. 1,07 seviyesine başlıyor haftaya Euro dolar paritesi ve varlık alımı sonlandırmasını bekliyoruz ve aynı zamanda faiz artış bilançosunun, yani faiz artış takviminin açıklamasını bekliyoruz. An itibariyle baktığımızda Avrupa Merkez Bankası'ndan 125 bas puanlık, yani 50-50, 25-25 olmak üzere 4 adet faiz artışı da bekleniyor önümüzdeki aylar için. Temmuz ayından itibariyle de başlamasına öngörülüyor ve böyle bir beklenti piyasada alınmış durumda. Zaten bu beklentiyle beraber 1,07'lerde olduğunu görüyoruz. Bunun tam tersi gelecek olan aslında açıklamalarda 1,05'ler ve 1,03'lere kadar yaşadığımız geri çekilme yeniden tersine dönebilir. Baktığımızda biz ABD 10 yıllık tahvil faizinin geçtiğimiz hafta özellikle de Cuma günü zaten 3 seviyesine kadar yükseldiğini görmüştük. Adım adım bunun yükselişini takip ettiğimiz noktada piyasaya satış geliyor ve bunu da aslında kademeli olarak görüyoruz. Şu anda 2,94 seviyesinde ama 3 dolar seviyesine, 3 seviyesine hala yakın olduğunu görüyoruz. Buradan bir düzeltme yapıp bize 2,70'lere, 2,60'lara inmesiyle beraber aslında piyasada bu hafta pozitif fiyatlamaların olduğunu görebiliriz. Yine keza ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesi piyasadaki aslında riskli paranın risksiz varlıklara ABD tahvil faizine doğru akışını hızlandıracağı için yukarı yönlü etki yaratacaktır. Piyasalar üzerine de negatif etki yaratacaktır. Dolayısıyla 3 dolar seviyesinden düzeltme yapılarak 2,70-2,60 bandına inmesi gerekiyor ABD 10 yıllıklarının ki piyasada pozitif bir etkiyi görelim. ABD 2 yıllıkların ise 2,67 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve gelelim aslında Bloomberg analistlerinden Mike McCloud'un bir analizi var. O da der ki Bitcoin için aslında 30 bin dolar seviyesi, Nasdaq endeksi için ise 13 bin endeksini baz alarak aslında bir temel, yani dip olarak ifade etmiyor ama Fed'in enflasyonla çarpıştığı bu noktada bu seviyelerin önemli olduğunu ve bu seviyelerin üzerinde aslında yükselişin gelebileceğine dair analizlerini bahsetmiş kendisi. Ve aslında bu hafta önemli bir hafta çünkü biz Cuma günü hangi haber akışıyla kapattık? Tamam, global tarafta aslında satış baskısıyla karşılaştık ve bunun da etkisini kripto para piyasasına yaşadık ama bunun dışında önemli bir haber akışı daha vardı. O da aslında New York'tan geldi. New York'ta Proof of Work, yani Bitcoin'i şu anda sahip olduğu madencilik sistemi olan, enerji tüketimi olan, çalışma ispatı olarak adlandırdığımız aslında madencilik sistemine bir memorandum geldi ki 2 yıl süreyle aslında bir madencilik yasağı gibi de aslında bu düşünülebilir. Piyasaya yeni girecek aslında madencilerin izin verilmemesi ve var olanların da aslında enerji tüketiminin raporlanması ve enerji tüketiminin kısıtlanmasına neden oluyor bu. Şu anda eyalet önünde bu onaylandı ve valinin onayına gitti. Valinin onayıyla beraber aslında yürürlüğe girecek bir tasarı bu. Baktığımız zaman da şu anda ABD'de globale baktığımızda Bitcoin madenciliğinin %38'in ABD'de gerçekleştiğini görüyoruz ki bu da aslında
ABD'yi öncü konuma sokuyor Bitcoin madenciliğinde ve bu %38 oranında gerçekleşen madenciliğin de %20'sinin New York'ta gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında bu hem New York'un katma değerine ve kazanımına da etki sağlayan, gelir sağlayan parametrelerden bir tanesi. Şimdi bu enerji krizinin ayyuka çıktığı dönemde tam tersi burada aslında Proof of Work madenciliğinin yasaklama eğiliminde bir adım var. Bunun valilikten onay alacak olması, alabilecek olması tabii ki de bir bunun şu anda onaylanmış olması fiyat üzerine baskı yaratıyor ve endişe yaratıyor. Dolayısıyla sıkı takip edilmeye devam edecek. Ama ABD'nin bunu onaylaması durumunda madencilik üzerindeki aslında tekelci konumu Rusya'ya geçme ihtimali var. Böyle bir hesaba da baktığımızda negatif bir etkisi olacağı için ABD'nin kripto para piyasası üzerindeki dominansında bu yasanın onaylanmayacağı beklentisine sahip olabiliriz. Ama enerji maddesi, enerji konusu, proof of work madenciliği enerji krizinin ayyuka çıktığı 2022 yılı içerisinde tartışılmaya devam edecek. Zaman zaman bu haberin etkisini görüyor olabileceğiz. Ve bu hafta aslında takip edeceğimiz önemli verilerden de bir tanesi, geçtiğimiz haftanın Pazartesi yayınında yaptığımız kripto mercek yayınında ele almıştık. O da neydi? Bir yasa tasarısı geliyor kripto paraların tanımlanmasına dair. Cynthia Lummis demiştik ki daha öncesinde aslında Mart ayında yayınlanan tasarının taslak halini unutun. Yepyeni hali 7 Haziran tarihi itibariyle yayınlanacak. Ve bunun için de takipte kalın demişti. Şu, bu yeni gelen tasarıyla beraber aslında açıklanan ve beklenene göre Bitcoin ve Ethereum'un CTFC alanında, yani aslında baktığımızda commodities gibi, altın gibi emtia sınıfına fiyatlanan ve tanımlanan bir eğilimde olduğu, piyasanın kanalı ise SEC ile CTFC arasında korelasyon ikili bir aslında regülasyon cephesinde tanımlama eğiliminde olduğuna dair bir haber akışı var. Bunun hem olumlu hem olumsuz yönleri olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Bitcoin ve Ethereum'u gerçekten CTFC altında tanımlayacak olan ve emtia olarak tanımlayacak olan bir yasa tasarısı geçer ise bizim bugüne kadar beklediğimiz, aslında SEC'den beklediğimiz, biliyorsunuz ki Bitcoin spot piyasa ETF'leri vardı ve bunlara bir türlü onay gelmemişti. Vadeli işlem ETF'lerine onay gelmesine rağmen artık bunların onayını SEC'den beklememize gerek kalmayacak. Çünkü otomatik olarak zaten regülasyon bağlamında tanımlandığımız nokta bir menkul kıymetten ziyade bir emtia sınıfına geçmiş olacak ve bunun da aslında etkisini orta ve uzun vadede fiyat üzerinde pozitif olarak görebiliriz. Ama bu oldukça tartışmalı. Dolayısıyla tarihlerimiz de az kaldı. Hem 7 Haziran'da bu veriyi bekliyoruz. Gözümüz kulağımız ABD cephesinde. Hem bu onaylanan Proof of Work madenciliği moratoriumu ile ilgili, hem de aslında CTFC tanımlaması ile ilgili. Bir haber de aslında Tron'dan geliyor ki Tron an itibariyle aslında Bloomberg'e de konu olmuş durumda. Biz neyi biliyorduk? Tron'un ortaya sürdüğü bir USDD isimli bir stablecoin projesi var. Ki geçtiğimiz haftalarda aslında yeni bir Luna krizine sebep olabilir mi başlığıyla beraber bunun aslında Tron'un daha önceki var olan Terra stablecoin ile beraber bir incelemesini gerçekleştirmiştik. Hem rezerv olarak incelemiştik hem de bize şeffaflık açısından incelemiştik ve yorumlarımızı yapmıştık. Bu videoya yeniden izleyebilirsiniz dedikten sonra burada kısaca bu haberin neden bahsediyor bunu açıklayalım. Burada da şunu gösteriyor. Yaşanan bu Terra Luna krizinden sonra biliyorsunuz ki aslında teminat ve güvenilirlik manasında Tron'un bize USDD stablecoin ile ilgili daha fazla teminat ve daha fazla şeffaflık göstermesi gerektiğine dair ben de bir yorumda bulunmuştum. Bunun etkisiyle beraber şöyle bir şey var. USDD arzı, yani bu stablecoin'in arzı şu anda 688 milyar dolar değerinde ve Tron 787 milyar dolarlık bir rezerve sahip bu stablecoin projesi için. Yani halihazırda zaten rezervinin bir miktar olması gerekenden daha üzeriye taşımış durumda. Şu an aslında baktığımızda 140 milyar USDT, 1,9 milyar dolar Tron ve aslında 14 bin de Bitcoin'lerin olduğunu görüyoruz bu rezervin içerisinde. Ve şöyle bir ifade var, %130'luk bir garantiyle beraber aslında asgari teminat oranı belirleyerek bundan sonra bu aslında rezerv teminatını şeffaf bir biçimde paylaşacaklarını ve %130'un yani 1'e 1 oranla değil 1,30 oranında bir rezerv ayırarak aslında güçlü rezervini şeffaf bir biçimde paylaşacaklarını söylüyorlar bu Terra krizinden sonra. Bakalım bu
Gerçekten bu şekilde gidecek mi ve bu şeffaf verilere piyasanın etkisi ne olacak? Ama biliyorsunuz ki hem USDT'nin etkisiyle beraber hem de Tron'un yarattığı marketing çalışmasıyla beraber Mayıs ayını pozitif kapatan coinlerden bir tanesi olmuştu Tron. Yine bugün grafiğini inceleyeceğiz. Ve baktığımızda Solana'nın aslında bir ATH seviyesi gerçekleştirdiğini görüyoruz. O da ne? NFT satış hacimlerinde. NFT satışlarda 2 milyar doları aşmış durumda Solana ağı şu anda an itibariyle baktığımızda. 27 milyar dolarlık bir NFT satış hacmiyle beraber Ethereum hala başı çekse de onun arkasında kim geliyor? Ronin geliyor. 4 milyar dolar seviyesinde 2,3'e çıkmış Solana'nın satış hacmi de satış değeri. Flow'a baktığımızda ise 1 milyarla onları takip ettiğini, Polygon'un ise 571 milyonla daha aslında sınırlı kaldığını görüyoruz. Ama bu resim apaçık neyi gösteriyor? NFT satışlarında bugüne kadar akla ilk gelen isim Ethereum'du. Artık Ronin, Solana, Flow, Polygon da akla geliyor. Gelmek zorunda bunu gösteriyor. Ve baktığımızda piyasada her ne kadar biz dip fiyatların henüz bir miktar daha yeri olduğunu söylesek de yani şu anda bulunduğumuz seviyeden bir miktar daha geri çekilmek için ve bir miktar daha aslında aşağıya test etmek için yer olduğunu ve haber akışı da aslında önümüzdeki makro veri akışının da makro eğilimin de aşağı yönü devam ettiğini söylesek de 0,1'in üzerine Bitcoin sahibi olan adres sayısında yeni bir zirveye ulaşıldı. Bu ATH sayısı 3 milyon cüzdan adres sayısı 3,3 milyon adres sayısına ulaşmış durumda. Dipleri değerlendirenler almaya devam ediyor dedikten sonra teknik analizle beraber devam edelim. Haftalık grafik üzerinde bakıyoruz Bitcoin'e. Haftalık grafik üzerinde ne vardı? Aslında yeşil bir yükselen trendimiz vardı. Bu yükselen trendten biz 9 hafta ard arda geri çekilme yaşadığımız dönemde aşağı yönlü sarkmalar görsek de fiyatın 25-26 bin dolar seviyesine gittiği an itibariyle toparlandığımızı görüyoruz ve yeşil mumların yandığını görüyoruz. 29 bin 30 bin band aralığında aslında bir haftalık kapanış gerçekleşti. Günlük kapanış gerçekleşti Bitcoin tarafında. Ama baktığımızda bugün risk iştahının da yukarı yönlü ivmelenmesiyle beraber asya seansında 31.200 dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. 8 haftalık hareketli ortalamamız 33 bin dolar seviyesi geçiyor. Bu hafta bu 33 bin dolar seviyesine ulaşmayı ve destek haline almaya çabalayan bir Bitcoin görebiliriz. Baktığımızda RSI'ya yukarı yönlü bir toparlanma eğilimi var. MacTask bize aslında alım yönünde bir eğilim gösteriyor. Tam olarak şu andaki yeni kesiştiklerini görüyoruz. MACD demolarında aslında şu anda aşağı yönlü düşüşü bitirdiğini bir alım yönüne yukarı geçmeye hazırlandığını görüyoruz. Hacim tarafında kuvvetli hacimlerin gelmesiyle beraber aşağıdan temel olarak aldığımız destek seviyesi 28.920, haftalık olarak yeni hedefimiz 33.000 dolar seviyesi ve aslında 36.650, 36.500 dolar seviyesi de Bitcoin bize eğer bir çanak formasyonu oluşturursa, yukarı yönlü formasyon oluşturursa ulaşmamız gereken seviye olacak. Ama 0.5 seviyesine denk gelen Fibo'nun 36.650 dolar seviyesine ulaşmayacağımız temel aradığımız iz olacak Bitcoin için pozitif bir beklenti. Önce 33 bine hedeflenmek gerektiğini yeniden hatırlatabiliriz. Günlük grafiğe geldiğimiz zamanda ise pozitif uyumsuzluklar olduğunu söyleyebiliriz ki bu pozitif uyumsuzluklara geçtiğimiz haftadan bu yana da aslında takip ediyoruz. RSI yukarı yönlü ivmelenirken aslında yukarı yönlü aşağı yönlü bastıran bir düşüş trendini kırmışken baktığımızda burada diplerin aşağı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Ve MacTask da aslında yukarı yönlü eğilimde takip ederken burada yine aşağı yönlü eğilimin olduğunu görüyoruz. Ki an itibariyle artık bu pozitif uyumsuzluğun da çalışmaya başladığını söyleyebiliriz. Pozitif uyumsuzluk da aynı zamanda baktığımızda 8 Mayıs'tan itibaren bir omuz baş omuz yani ters omuz baş omuz formasyonu oluştuğunu da söyleyebiliriz. Minik bir biçimde. Bunun aslında %10'luk getirisiyle beraber fiyatın baktığımızda 35 dolar seviyesine 35 bin dolar seviyesine kadar yükselecek olan bir Bitcoin görebiliriz. An itibariyle bu ters omuz baş omuz formasyonun olması olumlu. Güne bu kadar yükseliş bir alıcılığı başlamamız olumlu. 31.200 dolar seviyesine gelmemiz. RSI'ye baktığımızda daha orta noktadayız. Daha yükselmemize yer var. MacTask'tan da aynı şekilde yükselişin devam etmesini bekliyoruz. 31.424 şimdi önümüzdeki minör aslında
aslında bizim direncimiz olarak adlandırabiliriz ki 32 bin dolar seviyesinin üzerine de aslında iğne atıp kalamamıştık. Dolayısıyla 32 bin ile 33.300 dolar seviyesi arasında destek haline getirirsek 35 ve 36.500 gibi hedeflerimizi takip edebiliriz. Bitcoin'in bize bir aslında çanak formasyonu oluşturmasını bekliyoruz. O çanakta oluşursa şurada şöyle bir şey oluşacak ki bununla beraber bir yükselişten bahsedebiliriz. Ama çanağı oluşturması bile yine önemli olacak günlük grafik üzerinde. Saatlik olarak baktığımızda 100 saatlik hareketli ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz ki bu pozitif. Baktığımızda yukarı yönlü bir paralel kanal içerisinde takip ediyoruz aslında. Bu paralel kanalında orta bandına gelmiş durumda. Burada bir akümülasyon süreci yaşayabiliriz. Çünkü kanal orta bandı birden yukarı yönlü hacim ve biçimde kıracak güç yok. RSI şu anda aslında yukarıdaki tepe seviyesine, 81 seviyesine aşağı yönlü bir eğilim kazanmış durumda. Ve gelelim Ethereum cephesine. Ethereum'a baktığımızda haftalık olarak şu andaki fiyat seviyemiz 1870 dolar seviyesinde. 1950 seviyesini kritik olarak adlandırmıştık. 1950'nin aşağısındayız. Haftaya olumlu başlamamıza ve RSI'nin aslında olumlu bir yukarı yönlü toparlanma eğilimi vermesine rağmen. MacTaster aslında Bitcoin grafiği üzerine kesişmişti. Ethereum üzerine henüz kesişmediğini görüyoruz. An itibariyle baktığımızda ana destek seviyemiz 1746 dolar seviyesinde. 1950'nin aşağısındayız. 8 haftalık hareketli ortalamamız 2245'ten geçiyor. Bunu destek haline getirmedikçe yukarı yönlü bir yükselişten maalesef ki söz edemeyeceğiz Ethereum tarafından. Ve Ethereum aslında günlük olarak incelediğimiz zamanda da burada da bir miktar pozitif uyumsuzlukların olduğunu görmüştük. Dipler aşağı yönlü giderken aslında RSI'de toparlanma görüyorduk. Şu anda aslına baktığımızda bize minör düşüş trendini kırması gerekiyor. Ki minör düşüş trendini de aslında 1950 ve 2000 dolar seviyesine gelmesiyle kıracak. Ve biz bundan sonra 2050 ve 2150 ve 2300 dolar seviyesini hedefleyebileceğiz Ethereum için. RSI toparlanma eğilimi gösteriyor. MacTaster aslında alım yönünde sinyal veriyor ama ne kadar kalın kalıcı olduğu ve ne kadar hacimli olduğu önemli olacak Ethereum cephesinde. Ve gelelim Tron'a. Tron'u da haftalık olarak baktığımızda yukarı yönlü bir paralel kanalla aslında izliyorduk. Ki bu oldukça önemliydi grafik için. Baktığımızda burada artık bir çanak formasyonu oluşturulmuş. Çanak formasyonu hedefi 0,1370 olduğunu söyleyebiliriz. Günlük olarak baktığımızda da bir sıkışma olduğunu söyleyebiliriz yukarı yönlü üçgen formasyonu. An itibariyle baktığımızda eğer 0,083 şu anda bizim güncel fiyat seviyemiz. Geri çekilmemiz halinde 0,077'ler. Yukarıda ise 0,090'ların ilk direnç olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama formasyon hedefiyle beraber 0,10 ve az önce gösterdiğimiz 0,1370'ler Tron'un hedefi olarak önümüzde duruyor. Algo'ya baktığımızda Algo'da aslında günlük grafik üzerinde 0,40 dolar seviyesinin üzerinde. Burada aslında bize bir ayı bayrağı diye ayı flaması diyebileceğimiz bir flama oluşturmuş. Ama bu flamaya da baktığımızda eğer bu flamadan yukarı yönlü kırarsa, yukarı yönlü bir toparlanma gerçekleştirirse bu flamanın aslında buradaki kama formasyonu gibi oluşmuş flama kısmından 0,46 önümüzdeki direnç seviyesi ve onun üzerinde 0,55 seviyesinin önümüzdeki hedef seviyesi olarak karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. RSI toparlanma göstermişti hafta sonu. Buradaki yükseliş aslında bunun sebebi. Ama baktığımızda RSI'nin şu anda 62 seviyelerinden geri çekilme eğiliminde olduğunu görüyoruz. 50 günlük aslında 50 çarpı 4 saatlik yani hareketli ortalama 0,40'ların üzerinde 0,40'ları koruması 46 ve 55'e yolculuğuna doğru gidecek eğilimini güçlendirir. Ve 200 günlük hareketli ortalamasından destek alan Cardano. Baktığımızda bir üçgen formasyonu var aslında, simetrik üçgen formasyonu. Bu formasyon hedefinin zaten aslında formasyonun yukarı yönlü eğilimiyle beraber çıkmış ve 0,67'leri hedefliyor. Daha öncesinde takip ettiğimizde aslında bir kama formasyonu vardı ki ona da baktığımızda o formasyon hedefini 0,76 idi. 200 günlük hareketli ortalamasını artık 0,58'e tutulmasıyla beraber 0,67 ve 0,76 hedeflenebilir ki zaten Fibo'nun 786 seviyesine denk gelen 0,58'lerden de destek
almış durumda. RSI yukarıyı gösteriyor, MACDAS yukarıyı gösteriyor Akardağ'ın için. Ve XTZ'ye geldiğimizde XTZ grafik üzerinde de aslında baktığımızda bir simetrik üçgen formasyonu var. An itibariyle bizim fiyatımız şu anda 2 onlardan geçiyor. Fibo'nun 786 seviyesi olan 2 dolar seviyesinden destek alıyoruz. Önümüzdeki nihai hedef aslında 2.60. 50 günlük hareketli ortalamamız ise 2.28. Burada bir simetrik üçgen var. Bunu yukarı yönlü kırma eğiliminde. Bize zaten aslında MOST da alım yönünde bir eğilim de göstermiş şu anda baktığımızda. Yukarı yönlü kırılmasıyla beraber buradan gideceğimiz fiyat seviyesi 2.98'ler. Yani Fibo'nun 0.5 seviyesine denk gelen eğilim olacak XTZ Tezos için. An itibariyle baktığımızda RSI yukarı ve MACDAS alım yönünde kesişmiş durumda. Eğer yukarı yönlü çıkamazsak, üçgenin içerisinde kalmaya devam edersek aşağılarda 1.85 ana destek seviyemiz ve periferisinde aslında 1.75'lerin ana destek seviyemiz olduğunu söyleyebiliriz Tezos için. Ve günün sözüyle bu haftanın ilk yayınının kripto mercek yayınına söz verelim. Hep aslında Bitcoin'le beraber özdeşleştirilir. Bitcoin'in fiyatı değil, Bitcoin'in değeri, anlamı ve hayatımıza getirdiği şeyler merkeziyetsizlik oluşu veya merkeziyetsiz oluşu, eşler arası ödeme gerçekleştirmesi ve hayatımızda ilk defa bir daha öncesinde de aslında Bitcoin'den önce de blockchain teknolojisinin olduğunu görmüştük. Ama ilk defa blockchain teknolojisine inanan ve bunu çalıştıran bir komünitenin olduğunu görüyoruz Bitcoin cephesinde. Bunların olmasıyla beraber bir değer yaratır. Yüksek enflasyonlu, kırılgan olan ülkelerde aslında bir değer yaratır. Değer saklama aracı görür. Dolayısıyla da Warren Buffett'ın bu sözü de her ne kadar o Bitcoin'i desteklemese de, kripto para piyasasını desteklemese de Bitcoin'e ve kripto para piyasasına gelsin, iyi projelere gelsin. Fiyat ödediğiniz şeydir, değer elde ettiğiniz şeydir diyerek kripto mercek yayınına son verelim bugünlük. Yarın yine bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bin Kripto Türkiye YouTube kanalını abone olduğunuz ve bildirimlerinizi açtığınız için şimdiden teşekkürler.